PMTV Ara Haber'den herkese hayırlı günler. Gündemdeki gelişmelerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Paris'teki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'nde temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk basınına değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'nin DAEŞ'ten petrol aldığı iddialarıyla alakalı olarak böyle bir şey ispat edildiği anda bizim milletimizin asaleti şunu gerektirir. Ben bu makamda durmam. Ama Sayın Putin'e de diyorum, sen o makamda durur musun? Bunu bu kadar açık konuşuyorum dedi. Değerli arkadaşlar, malum. Paris'teki BM İklim Değişikliği Zirvesi'nde temasları sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk basınına değerlendirmelerde bulundu. Ev sahibi Hollanda ile bir görüşmelerinin olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ile yaptığımız görüşmede Türkiye-Fransa ilişkilerini ele aldık dedi. Rusya uçağının düşürülmesinden sonra iyi niyetlerini ortaya koyduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti. Rusya tarafından birçok açıklamalar yapılıyor. Onları da şu anda izliyoruz. Fakat şu konuyu tüm radar tespitleriyle kendi önlerine de koydu. Ve burada özellikle Suriye tarafından niyeti bilinmeyen iki uçağın hava sahamıza doğru gelmesi olayını kendilerine belgelerle anlattı. Ve onların da bunu bildiklerini görmek beni ayrıca belirtti. Bu süreç içerisinde birçok şeyin konuşulduğunu ama kendilerinin sabırla ve tenniyle bu süreci devam ettirmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erdoğan, Putin'e istifalı ve ispatlı hodri meydan okudu. Hele hele Türkiye'nin DAEŞ'ten petrol alıyormuş gibi yakıştırmayı kabul etmemiz mümkün değil ve bunu da ahlaki bulmadığımızı ifade ediyor. Ve burada çok açık net bir şey söylüyorum. Böyle bir konuyu konuşmak sadece laf ola geri geli olmaz. Bunlar iddia belge ile ortaya çıkıyor. Eğer böyle bir belge varsa ortaya koyun bu belgeleri görelim. Bizim biliyorsunuz petrol kaynağımız, petrol aldığımız ülke bellidir. Biz Rusya'dan petrol ve gaz alıyoruz. Biz İran'dan alıyoruz, Azerbaycan'dan alıyoruz, Irak'tan alıyoruz, Cezayir'den, Katar'dan, Nijerya'dan. Buralardan biz petrol ve doğada alıyoruz. Şu anda DAEŞ terör örgütünden petrol alan kişilerden bir tanesi mesela Rus ve Suriye vatandaşı olduğu Amerikan Hazine Bakanlığı tarafından söylenmiş olan George Haşavi'dir ve bu kişi Suriye rejimine petrol satmaktadır. Belli bunu Amerikan Hazine Bakanlığı açıkladı. Bu ortada. Önce bir defa bunun hesabını versin. Ve bunu kalkıp da yani kendilerine göre iftiralar tutması, iz bırakır. Onların zaten geleneğinde var. İftiralarla böyle şeyler yürümez. Ve burada çok çok iddialı bir şeyi de ortaya koyarım. Böyle bir şey ispat edildiği anda bizim milletimizin asaleti şunu gerektirir. Ben bu makamda durmam ama Sayın Putin'e diyorum sen o makamda durursun. Yarınki Obama görüşmesiyle alakalı olarak da Rus uçağının düşürülmesi konusu ağırlıklı olacağını ifade eden Erdoğan, daha sonra gerekli açıklamaları yapacağını ifade etti. Rusya tarafından uygulanan yaptırımlara Türkiye'nin cevap verip vermeyeceği konusunda sorulan soruya cevap veren Erdoğan sabırlı olalım dedi. Biraz sabırlı olalım. Biz duygusal davranmayalım. Tüm bunların hepsini görelim. Eteklerde ne kadar taş varsa dökülsün. Ondan sonra bizde de varsa birikmiş taşlar bizde dökmeye başlarız. Rusya tarafıyla yeniden görüşüp görüşmeme konusunda bir girişimlerin olup olmayacağı hakkındaki soruyu yanıtlayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Rusya tabii bunu nasıl sürdürecek? Onu bilemem. Biz de tabii gelişmelere göre nihai bir karar da vereceğiz. Yani daha önce de söylediğim gibi Türkiye bir kabile devleti değildir. Şu anda 80 milyon nüfusu olan G20'nin üyesi bir ülkeyiz. Aynı masayı beraber paylaştığımız bir ülke bize karşı bu tür bir şey yapması hazmedilir bir şey de değildir. Bunların değerlendirmelerini yapıp biz de ondan sonra bu konuyla ilgili kararımızı veririz. Mecliste tarihi anlar yaşandı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından kürsüden inerek
muhalefet liderlerinin yanına gitti. Ülkemizin onuru, itibarı söz konusu olduğunda omuz omuza verelim. Çanakkale Savaşı. 64. Hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden güven oyu almasının ardından kürsüde teşekkür konuşması yapan Davutoğlu yaptığı konuşmasında ülkemizin onuru, itibarı söz konusu olduğundan omuz omuza olalım çağrısında bulunarak şunları söyledi. Ülkemizin onuru, itibarı söz konusu olduğunda omuz omuza verelim. Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi ülkemizin onurunu hep beraber koruyalım. Bu meclisten her görüş çıksın ama milletimize yakışmayan hiçbir söz, ülkemizin itibarını rencide edecek hiçbir kelam bu kubbeden gök kubbeye yükselmesin. Bu çatıdan, bu kubbeden gök kubbeye sadece hoş bir seda, güzel bir kelam, iyi bir dilek ve milletimizin hayır duasını alacak icraatler nasip olsun. Biz bu bereketli topraklara sadece sevgi tohumu ekmeye geldik diyen Davutoğlu, 78 milyona hitaben şöyle seslendi. 1 Kasım akşamı Hazreti Mevlana'nın bir sözünü ifade ederek Konya'da Hazreti Mevlana'nın huzurunda 1 Kasım seçimleriyle ilgili ilk yorumumu, ilk hedefimi yapmıştım. Şimdi burada o sözü tekrar ederek bunu bir taahhüt olarak milletime söylüyorum. Her bir ferdine, bize en fazla karşı olan kimse, özellikle de onun gönlüne, onun ruhuna, onun kulağına hitap ederek söylüyorum. Biz bu bereketli topraklara sadece sevgi tohumu ekmeye geldik. Allah bu hükümeti sevgi tohumu ekenlerin hükümeti eylesin. Ve yine Hacı Bektaş-ı Veli geleneğinden gelen o kadim gülbankı bir kez daha hatırlayarak sözlerime son veriyorum. Vakitler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola. Allah önümüzdeki dört yıl vakti hayırlı eylesin. Hep beraber hayırları fethetmeyi, şerleri def etmeyi bize nasip eylesin. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. 64. Hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden güven oyu almasının ardından kürsüde konuşma yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, konuşmasının hemen ardından kürsüden inerek muhalefet liderlerinin yanına gitti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini sıkarken AK Parti sıraları Davutoğlu'nu ayakta alkışladı. Evet, şimdi Diyarbakır'dan çok üzücü bir haber vereceğiz sizlere. Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki bir yatılı Kur'an kursunda henüz belirleyemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 6 öğrenci şehit oldu, 3 öğrenci de yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Kulp ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal alanda bulunan mahalledeki yatılı Kur'an kursunda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına Muhammed Büngöl, Sabahattin Altun, Serhat Sancar, Suat Çankaya, Şahin Kahraman ve Nur Muhammed Bayka olay yerinde hayatını kaybederken Mahsun Bayka, Abdullah Tekin ve Mehmet Mensur Bayka adlı 3 öğrenci ise yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Doktor Abdullah Biroğlu Kulp İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede incelemelerde bulunurken yangınla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Türkiye ile Rusya arasında devam eden hava sahası ihlali tartışmalarını mercek altına alan sevilen program yapımcısı Salih Yalçın mikrofonu Erzurum halkına uzattı. Rusya'ya Allah pahliye. Putin'i Allah'a eder. Utanmır. Bir de Talip dalımdan vuruyor. Ulan sen vurdun. Uçağın benim sınırımda uçurduysan savaş uçağı. Ne hakkın var? Putin'in savaş uçağı krizinin çözüme kavuşturulması için Türkiye'den özür beklediği yönündeki iddiaları halka soran Yalçın, Erzurumlulardan birbirinden ilginç yanıtlar aldı. Doğalgazı keserlerse rızkı veren Allah. Biz de tezek yakarız. Özür dilemesi gereken varsa Rusya'dır. Niye özür dileyelim? Yani hem sınırımıza giriyor hem de özür dileyelim. Ne diye özür dileyelim yani? Ne diye özür dileyelim? Onlar bizden dilesinler bence. Erzurum halkı hava sahası ihlal tartışmasında kusurlu tek tarafı Rusya olduğunu belirterek biz niye özür dileyelim? Putin özür dilesin görüşünü savundu. İnternet üzerinden yayın yapan bir TV'deki sokak röportajı büyük ilgi görürken Erzurum halkının Putin'e gösterdiği tepki sosyal paylaşım platformlarında da günün konusu oldu. Peki Türkiye özür dilemez mi? Hayır.
Özür niye dilesin ki? Özür dilemesi gereken onunla. 10 sefer adam şey etmiş, bildiri vermiş. Hava sahamızı ihlal etme. Ha, o hiç saymadı. Bizimki de aslan kükredi. Öyle indirdi yere. Ateşinden oynamasınlar. Ateşinden oynarsa kendilerini yakar. Ha, ya onlar bizden dilesin ya. Olur mu biz? Biz haklıyız da. Asıl onlar dilemesi lazım özürü. Çünkü onlar bizim yerlerimize tecavüz ediyorlar. Tamam mı? Türkiye'ye gözdağı veriyorlar. Fakat Türkiye ile Rusya o devletleri saymaz. Abi bizim özür dileyecek herhangi bir sıkıntımız yok. Yani Rusların bize yaptıkları ortada geçmiş yıllardan bugüne denk. Yani özür dileyecek biri varsa o da Rusya. Vallahi gereken tek bir şey var. Rusya'nın Türkiye'den özür dilemesi. Evet, yani Rusya'nın Türkiye'den özür dilemesi lazım. Hava sahamızı ihlal etmiştirler. Keserlerse hiçbir sıkıntı olmaz. Kendilerine yazık olur. Yapılan anlaşma, ödeneceği paralar direktmen kesilir. Ha oradan olmaz demiş. Ayranım olsun sinek Bağdat'tan gelir. Yani sabretsinler zaten 2023'te de Allah'ın izniyle onlar zaten bizde hepsi mevcuttur. Türkiye özür diler mi? Hem suçlular hem de cücülüler. Ne diye özür dileyeceğim? Ben sonuna kadar seyrettim ona suçluylar. Ha? Hiç özür dilemiyorum. Hayır kesinlikle. Türkiye gereğini yapmıştır. Sınırlarını korumuştur. Onlar sizin bizden dilemez. Özür dilesin abi. Biz niye onlardan özür dileyelim? Yapacaklar bir şey yok abi ya. Ne alacak? Tezek yakarık. Mümkün değil. Türkiye'ye yakışmaz özür dileme. Türkiye hava sahamızı ilan ettikten dolayı uçaklarını düşürdük. Yok. Evet, kar lastiği hayata geçti. Yolcu ve yük taşıyan araçlar için mecburi olan kar lastiği 1 Aralık itibariyle hayata geçti. Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de sabahın erken saatlerinde Düzce şehirler arası yolcu terminalinde yolcu otobüsleri üzerinde kar lastiği uygulaması yaptı. 41-28 merkez. 1 Aralık'tan itibaren hayata geçirilen yolcu ve yük taşıyan araçlarda takılması mecburi olan kış lastiği mecburiyeti başladı. Düzce Terminali kar lastiği uygulaması. Bu kapsamda Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren Düzce Terminali'nde yolcu otobüsleri üzerinde kar lastiği uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında lastiklerde yer alan kar lastiği işaretleri MS ile kar logosuna bakan ekipler ayrıca lastiklerdeki diş kalınlıklarını da kontrol ederek ölçü aletleriyle diş derinliklerini de ölçtüler. Ben doğuştan... Trafik ekipleri ayrıca otobüs sürücülerine kar lastiği hakkında bilgiler de verdi. Uygulamanın trafik açısından memnuniyet verici olduğunu dile getiren şoförler ise trafik ekipleri kar lastiği uygulamasını yapıyor. Bu uygulama çok iyi. Hem yolcular hem de trafik güvenliği açısından memnuniyet verici. Lastikler üzerinde M ve S harfleriyle diş kalınlıklarına uygun olması gerekiyor dediler. Uygulama sonunda Düzce şehirler arası yolcu terminalinde yapılan uygulamalarda kontrol edilen otobüslerin tamamının kar lastiği taktiği belirlendi. Uygulamayı çok iyi buluyoruz. Biz yaklaşık bir ay önce taktık. Araçlar için ve yol için çok iyi bir. Trafik polisleri kar lastiği oluşuna, derinliğine ve her araç olmasına dikkat ediyorlar. Evet, bu kar lastiği uygulaması gerçekten gerekliydi. Bugünden itibaren başladığınızı da izleyicilerimize aktarmış olduk. Evet, 1 Ocak 2016'dan itibaren araç muayene ücretleri yeniden değerleme oranında artacak. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2016'da yeniden belirlenecek. Ücretler Vergi Usul Kanunu genel tebliği ile 2015 yılı için belirlenen yeniden değerlendirme oranında artışa gidilecek. Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılında çeşitli harç ve cezaların artırılmasına esas olacak yeniden değerleme oranının temeli olan Ekim ayındaki 12 aylık ortalamalara göre yurt içi üretici fiyat endeksi %5.8 olarak açıklamıştı. Bu oran 10 Kasım'da Maliye Bakanlığı'nca resmi gazetede de ilan edilmişti. Bu orana göre yılbaşından itibaren otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıdı, römork ve yarı römorklerde araç muayene ücretleri 181 liradan 191 liraya yükselecek. Diğer araçların muayene ücretleri ise şöyle olacak.
Traktör, otobüs, kamyon, çekici ve tanker muayene ücreti 258 TL, motosiklet ve motorlu bisikletler 98 TL, ayrıca araç muayene işletme yetkisi belgesi ile geçici işletme yetki belgesi 116 lira artacak. Yolu elverişlilik muayenesi yetki belgesi de 23.706 olacak. Yürürlükteki mevzuata göre Bakanlar Kurulu 2016 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranını TÜİK'in Ekim ayı verisini esas alarak bu ay içinde açıklayacak. Bakanlar Kurulu'nun bu oranı %50 artırma ve %50 azaltma yetkisi bulunuyor. ...600 yıl geçmişe götüren zemin katı mağara olmak üzere 3 katlı olan Gaziantep Dünya El Sanatları Müzesi tarih kokuyor. Dünya El Sanatları Müzesi'nde geçmişteki medeniyetlere ait binlerce malzeme bulunuyor. 600 yıl geçmişe götüren zemin katı mağara olmak üzere 3 katlı olan Gaziantep Dünya El Sanatları Müzesi tarih kokuyor. Dünya El Sanatları Müzesi'nde geçmişteki medeniyetlere ait binlerce malzeme bulunuyor. Malzemeler bulunmaktadır. İçinde Osmanlı'dan kalma birçok eser bulunan müzede tüm dünyadan tarihi eserler var. Levenler, burada hamam taşları, hamam kimileri var. 200 yıllık Fransız saatleri, Osmanlı'ya ait tüfekler, Osmanlı döneminden şamdanları, eski Antep mutfağına ait eşyalar, gramofonlar, eski paralar, el yazmalı Kur'an-ı Kerimler, nostaljik fotoğraf makineleri, Osmanlı'ya ait aydınlatma fenerlerinin de yer aldığı toplamda 8000'e yakın tarihi eser bulunuyor. Savaşlarda kullanılan güç atın üzerinde savaş aleti. Amaçları gene o zamanda fotoğrafçıların, gazetecilerin kullandığı fotoğraf makineleri. Tarihi müzenin altında eski Antep hamamı olarak kullanılan bir de mağara bulunuyor. 20 senedir birikim yaptığını ifade eden müze sahibi Hanefi Özaslan şunları kaydetti. İşte Gaziantep'e 2000 yılında göç yaptık. 2000 yılından beri Gaziantep'teyim. Zaman zaman bir eski bakırlar, tarihi eserler alıp satıyorduk. Gaziantep Müzesi'ne 6000 parça eser verdim. Sonra hep bu malzemeleri İstanbul'dan, Avrupa'dan gelip alıyor orada. Ben de en iyi malzemeleri kendime saklamaya başladım. Bu evi satın aldık. Yani 5-6 yıl evvel burayı da müze yapmayı düşündük. Ve 5-6 yılda, 2-3 yıl tamirinden ulaştık denkerle burayı da müze haline getirdik. Burada parça adet sayısı 8000'e yakın parça sayı adet var. Peki içeride ne var? Kısaca bir bahseder misiniz? İçeride kültürü de Türkiye, Avrupa kültürünü anlatacak eşyalar var. Nasıl kapıdan tuttur, ev mutfağından tuttur, süs eşyasından tuttur hepsi. Diyelim ki Gaziantep'te savaş aletleri, silahlar, bıçaklar, Gaziantep Savaşı'nda kullanmış tüfeklerimiz var. Osmanlı döneminde kullanılmış Yeniçerilerin kılıçları var. Aynı zamanda Yeniçerilerin kullanmış olduğu kalkan miğfer takımlarımız var. Ondan sonra Gaziantep kapılarında kullanılmış 100'e yakın kapı tokmaklarımız var. Gaziantep'te kullanılmış mutfak eşyalarımız var. Osmanlı döneminde kullanılmış şamdanlar var. Camilerde, kiliselerde kullanılmış şamdan şeyler var. El yazması Kur'an-ı Kerim'e Osmanlı döneminde el yazması 150-200 yıl arasında bulunan Kur'an-ı Kerimler bunlar. Burada bunları sergiliyoruz tek tek toparladık işte. FM TV Ara Haber'de gelişmelerle karşınızda olduk. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle herkesi Allah'a emanet ediyoruz.